Belediye Başkanı Alper Tavan, yerel ve ulusal basında İnegöl'ün Adile Naşit'i benzetmeleriyle gündem olan Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu hizmetlisi Ayşe Soylu'yu makamında kabul etti. O duruşunuzdan dolayı sizlere bir teşekkür etmek istedik. İnegöl'de 27 yıldır okullarda hademe olarak görev yapan ve mevcut görev yaptığı Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu'nda yardımcı hizmetli olarak çalışmaya devam eden 58 yaşındaki Ayşe Soylu, örnek davranışları, çalışkanlığı ve karakteriyle dikkat çekiyor. İnşallah alı koymuşuktur. Okula gitmek istemeyenler bile seviyor okula kendini. Yerel ve ulusal basında İnegöl'ün Adile Naşit'i benzetmeleriyle tanınan 58 yaşındaki Ayşe Soylu özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı ve gündem oldu. Çalışmayı ve okumayı çok seven bazı öğrencilerin okulu bırakmak istediğini gördükten sonra da onları özendirmek için 40 sene sonra ortaokul ve lise eğitimini de açıktan tamamlayan Ayşe Soylu, bu başarısıyla çevresindeki 25 kişiye de örnek olarak diploma almalarına vesile oldu. Şu sıralar üniversiteye hazırlanan ve tıp okumak istediğini ifade eden Ayşe Soylu'yu Belediye Başkanı Alper Tavan makamında kabul etti. Görev yaptığı okulun müdürü Burhanettin Özdemir ile müdür yardımcısı Sultan Özgen Gümüş'ün de katıldığı ziyarette, Başkan Alper Tavan İnegöl'e ve tüm Türkiye'ye örnek olacak davranışlarla gündem olan Ayşe Soylu'yu tebrik etti. Aslında okula gelip ziyaret etmek istedim. Peki. İlerlemiş yaşlarına rağmen hayat dolu bakışlar, enerjisi ve hayalleriyle örnek olan Ayşe Soylu'ya hediye takdiminde bulunuldu. Ayşe Soylu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada yavrularımıza örnek olmak için mücadele etmeye her zaman hazırım. Ben her zaman çocukları sevdim, okula gelmek isteyen öğrencilerin severek geldiğine şahit oldum. Okuyan insan çiçek açmış bir ağaç gibidir. Bunun bilincinde olarak yaşıyorum diye konuştu. Güzel yöntemler öğrettim, güzel sözler söyledim. Birçoğunu kötülüklerden inşallah alıkoymuşuktur. Okula gitmek istemeyenler bile seviyor okula kendini artık. Öyle mi? Belediye Başkanı Alper Tavan ise şehrimizde yaşanan ve dikkat çeken konuları bizler de irdelemek, üzerine gitmek ve duyurarak iyi örnekleri çoğaltmak istiyoruz. Yaşınız ilerlemiş dahil olsa işinize rağmen yarım kalan okulunuzu 40 yıl sonra tamamlamışsınız. İddialı bir hedefte koymuşsunuz tıp okumak gibi. Sizleri tanıdığıma çok mutlu olduğum ifadelerinde bulundu. Duruşunuzdan dolayı sizlere bir teşekkür etmek istedik. Gelecekte olan yavrularımıza örnek olalım. Yani onlardan kötülüklerden kurtulalım.